Cumartesi gecenin içindeninde ilk konuğumuzu ağırlayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Adıyaman'a götüreceğiz. Adıyaman'ın Besni ilçesine götüreceğiz. Ve telefon hattında konuğumuz Hasan Emre olacak. Hasan Emre, hoş geldiniz programımıza. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Besni'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler ve saygılarımı yolluyorum. Bir mukabil ediyoruz ve ardından özellikle Besni halk kültürü üzerine araştırmalarınız var. Bunları dinlemek isteriz. Öncelikle ilkeli yayınlarınızdan dolayı Türk dili adına sizi tebrik ederek başlamak istiyorum sözlerime. Ben de her zaman diyorum, yani kültür sadece han, hamam, cami, minare kalıntısı olarak düşünülmemeli. Ne yazık ki son zamanlarda öyle düşünülmeye başlandı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani insanların geçmişteki yaşamları, düğünleri, ağıtları, eğlenceleri, bunların da yeni şarkıları, türküleri değil mi? Yani aktarılması gerek diye düşünüyorum ve bu anlamda çalışmalarımı yürütüyorum. Maalesef Türk dili çok büyük tehlikelerle karşı karşıya, biliyorsunuz. Yani bu ileriki günlerde şiirin yok olması demek. Zaten türkünün yok olması demek, yani, selamın yok olması demek. Ticari alanda yabancı dillerin baskınlığını kabullenmişken, şimdi bir de çok gençlerin özellikle internet dili türedi ve Türk dilini tahrip ediyor. Bunları ne kadar kurtarabiliriz bilmiyorum. Bunu da sizin takdirlerinize bırakıyorum. Estağfurullah. Neler yaşanırmış dünlerde Besni ve çevresinde? Efendim, halk kültürüne ilişkin neler söylenebilir? Şöyle diyeyim. Ben Besni'nin bundan önceki Besni bilinen ve yazılı tarihi 7000 yıla dayanan çok köklü bir ilçe. Öncelikle Besni'yi size anlatmak istiyorum kısaca. Buyurun. Besni Güneydoğu'nun batıya açılan ilk kapısıdır, penceresidir. Gaziantep'ten Nemrut'a giden yol üzerinde misafirlerini konuk etmekten her zaman gurur duyan, bunun dışında üzümüyle meşhur, dünyaca ünlü Besni üzümüyle meşhur bir ilçemiz. Nedir, özelliği nedir Besni üzümünün? Besni üzümü vitamin deposudur, demir deposudur, kansızlığın tek ilacıdır diyoruz. Üzüm yaş iken ismi de peygamber üzümüdür. Ona Besni insanının verdiği emek, göz nuru, alın teri onu Besni üzümü adını alır. Ve dünya, yani Amerika'da bile pazarlandığını duydukça ve Besni üzümü tabelası altında gurur duyuyoruz. Sadece yemelik midir bu üzüm? Yani yaşken de yenir. Şu anda da bütün, yani bir kış boyunca bir dahaki Eylül ayına kadar depolanmış şekilde Besni pazarında ve her yerde ele geçen siyahı ve kahverengi çok ünlüdür. Böyle bilinir diyorsunuz. Evet, evet. Benim asıl Besni kültürüyle ilgili çalışmalarım şu anda Aşatma Teyze isminde bir hayal kahramanıyla mini mini öyküler yazmaktayım. İsterseniz Aşatma Teyze öykülerinden de çok iki bölüm böyle kısaca Türk eskiden unutulmuş gelenekleri, dilleri, duaları, bedduaları yaşatma anlamında bir şeydir. Sohbetimiz arasında değiniriz onlara da. Evet efendim. Özellikle dünlerde Besni'de nasıl yaşanırmış? Üzüm yerlermiş, bildim de. Yani, başka ne yaparlarmış? Besni, yani dostlukların sanallaşmadığı dönemlerde Besni insanı bir esnaflar kentidir Besni. Bundan 1950 yılında son yerine taşınmış. Ondan önceki yeri tarihin azgın sularına kapılmış diyelim, yerle bir olmuş. Oranın üzerine ağıtlar yakılmış, eski Besni üzerine. Oradaki dostlukları anlatmaya ne zamanımız yeter, ne kağıtlar, ne kalemler yeter diye düşünüyorum. İnsan ilişkileri bu kadar yoğun yaşanırmış, evet, diyorsunuz. Benim bir ifade tarzım var, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Besni halen de, yani şu günümüzde de akseslerin, maksimumların, bonusların yerine dostlar, dostlukların, babaların ve ustaların selamının geçtiği esnaflar kentidir Besni. Onu dediniz, biraz önce üzüm dedik. Oradan, evet, yola çıkaralım, çıkalım. Esnaf ne satar, ne alır, ne yetiştirir? Bunlarla yani ilgili. Yani Besni'nin şu kapalı pazar yerine herkesin uğramasını isterim. Besni'den yolu düşen, gelenin, gidenin. Besni'de hep alın teri, kadınların özellikle ev ekonomisine katkısı, geçmişte de günümüzde de hala
su yüzündedir. Ne yapar kadınlar? Yani işte üzüm kurutulur. Onun dışında yaş üzüm, curunlar dediğimiz taş şeylerde ezilir. Üzüm şırasından bastık yapılır, sucuk yapılır, muska yapılır. Bunun içinde arkadaşları, üzümün en yakın arkadaşları ceviz, badem, üzümdür. Çok güzel böyle kışlık şire deriz biz. Evet. Üretilir. Yılın 12 ayında da Besni pazarında bulmak mümkündür. Anladım. Peki özellikle düğünleri, bayramları bir konuşalım. Düğünlerdeki gelenekler nedir? Şimdi eski düğünleri anlatmak gerekirse Besni'nin eski düğünleri de tamamen şu anda yok olmuş durumda. Yani kültür erozyonuna mı uğradı desek, teknolojiye mi yenildi desek. Yani çok derin geleneklere sahipti düğünler. Çok uzun şeyler olurdu düğünlerin törenleri. Kız isteme nasıl olurdu? Yarar var. Özellikle 1970 yılına kadar diyelim, hatta 80 yılına kadar bizde kadınların düğün ettiği yerlere 10 yaşındaki erkek çocuklar giremezlerdi. Evet. Daha da ilginci, bu kadınların düğün ettikleri enstrümanları görmeyen insanlar çalardı. Gözleri görmeyen cumbuş üstadları bu işleri ifade ederdi. Tabii bugünkü düğünlerle eski düğünleri birbirine benzetmek mümkün değil. Evet. Damat, güveye hamamları, güveye tıraşları, bunlar hep başlı başına bir sektördü. Anlıyorum. Özellikle Besni hakkında bize başka neler söylersiniz? Besni 1950 yılına kadar bu bölgenin ticari cazibe merkezi. Besni'de 1950 yılına kadar günde 6000 çift ayakkabının yapıldığını tespit ettik biz. Bu da özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında bölgedeki çevre illerle kurduğu dostluklarla, geçen gün bu ulusal basında da büyük manşetlerle yer aldı ve gurur duyduk. İşte ben diyorum ki Antep'in gaziliğine, Maraş'ın kahramanlığına, Urfa'nın şanlılığına da ortak olmuş bir Serhat kentidir Besni diyorum. Evet. Biraz önce onu sormaya çalıştım. Ne yetiştirilir, ne yapılır, ne edilir derken özellikle orada üretilen ne vardır sorusu idi. Siz biraz önce ayakkabıdan bahsettiniz. Evet, ayakkabı sektörü hala devam ediyor. Hayır efendim, hayır, şu anda hiç eseri bile yok. Dokumacılık da yine öyle. Besni bir dokumacılık, culfa sanatı derlendi dokumacı esnafına. Hı-hı. Onlar da şu anda şeye yenildi. Besni'de sanayinin pek öyle eski gücü yok. Hemen hemen hiç yok. Tarıma dayalı bir ekonomimiz var. Çok geniş ovalarımız var. Ben bunu şiirimin birinde de bir dörtlük olarak dile getirdim. Sabahları efil efil olur havası, cana can katar tenekeyle tavası, Adana'ya kafa tutar Keysun ovası, bir başkadır bizde Besni sevdası de demiştim bir şiirimde. Ne güzel söylemişsiniz. Sizin şiir kitaplarınız da var bildiğim kadarıyla. Evet, şiirlerim var efendim. Daha çok da Besni diliyle yazılmış mini öykülerim var. Evet. Bir gün Besni'ye ait bir dilden bahsediyorsunuz. Evet, Besni'ye ait bir ağız, bir şive gibi bir şey mi? Yani kısaca şöyle özetlemek gerekirse, işte demin Aşatma teyze diye bir hayal kahramanımdan bahsetmiştim. Aşatma, Ayşe ve Fatma isminin bir insan üzerinde anılmasıdır. İslam alimleri de bunu bazen reddetseler de işte Ayşe ve Fatma mezheplerdeki lider kadınlardır. Evet. Besni insanı bu iki ismi bir isim üzerinde birleştirerek hoşgörülüğünü ve sevecenliğini ifade etmeye çalışmıştır. Bir ve halk dilinde Ayşe Fatma'nın söylenişi Aşatma teyzedir. Evet. Siz böyle bir hayal kahramanı yarattınız. Evet. Bu hayal kahramanı üzerinden Besni dilini yaşatmaya çalışıyorum. Aşatma teyze. Bir örnek verir misiniz? Sağlık ocağına doktora gider. Doktor da Besni'dir ama teyzenin haberi yoktur. Doktor buyur teyze deyince, buyur Allah deze kurban verene, buyurun var ola yavrum, ömürlü olasın şeyle der ve yerine oturur. Teyze kaç yaşındasın deyince, to biliyorum Zahar, ne bileyim yavrum, babam rahmetli Atatürk öldüğü bile Edem 5 yaşında derdi. Yalan olmayayım, Atatürk öldüğü bile de Edem tez askerden geldiydi deyince, doktor teyzenin verdiği bilgiler ışığında bir yaş tespit eder. Teyze neyin var deyince,
Ne bileyim Dezi Hayran, başından yırak, bu 16 gündür ki hiç halim yok. Gece beni hımalahış biterine uyanıyorum, sanki göğe çekiyorlar. Teyze ilaçlarını nasıl alacaksın, bir karnen var mı deyince, var ya ana kurban. Hacı Vakas dayın köşkerdi tamam, bağgur karnem var. Peki teyze der, muayene biter, iş vedalaşmaya gelir. Hadi ana kurban verene, ömür bereketi vere yavrum. Demli devletli, oğlanlı kızlı olasın. Ah vah demeyesin. Dostların baka sevine, düşmanların baka yerine. Hazreti Ali kardeşin, Hazreti Hızır yoldaşım ol. İki cihanda aziz olasın. Muayene biter ve çıkar gider. Biraz kısalttım tabii. Bu minik öyküler Aşatma teyze üzerinden evet. Oluşturulan öyküler kitaplaştırılacak mı? İşte kitapta bir Besni dilinin iki tane sesinin Türk alfabesinde karşılığı olmadığından kitaplaştırmayı şey yapmadan... Hangi seslermiş onlar? Yalanız geldim. Yalınız geldim öyle evet, mi? Evet. Oradaki NG sesi mi diyorsunuz? Evet efendim. Bir de yumuşak GD değil artık buralarda soğudu. Evet öyle bir ses sıkıntımız var. Ben bunları kendi sesimden çizgi karakterlerle süslemeye çalışıp gurbetteki besinlere armağan etmeye çalışıyorum. Ama bu söylediğiniz sesler NG mesela Ankara ve çevresinde de yaygındır. Yani sadece besni özgü bir şey değil. Bunlar. Sonuçta kökte yani Türkmen diline Türkmen, ait söylemlerdir. Evet, Türkmen ağzıdır o. Evet, evet efendim. Teşekkür ediyoruz. Renk kattınız programımıza. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim kültürümüze ve beslimize değer verdiğiniz için. Estağfurullah. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Evet saatler 23.44'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Besni'ye götürdük sizi. Çok uzak değildi bakın. Besni'ye de gidilebilir. Besni'den de gelinebilir. Hatta Ankara'ya bile gelinebiliyor. Bu arada gelin müzik dinleyelim. Daha sonra başka konuğumuzla başka konularda yine birlikte olalım.